kazı yapıyoruz. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kazı yapacağız. İki tane kazı fosilimiz var elimde. Bir tanesi uzaylı fosili. Bir tanesi de dinozor fosili. İkisi de yumurta şeklinde. Bu videoda işlerinden bir tanesini seçelim. O piti piti karamet. Uzaylıyı seçtim. O piti piti yaptım. Uzaylı çıktı. Evet uzaylı çıktı. Uzaylı fosilimizin içerisinde şöyle bir tane yumurta var. Bu yumurtayı Anam Çok kötü kokuyor ya. Çok kötü kokuyor. Uzaylı yumurtası fosilimizi bu çekiçimle ve bu ne hilti mi bu? Ne bu? Bu şeyle işte birlikte kazmaya çalışacağız. Böyle vura vura döve döve kazıyacağız. Böyle 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 böyle. Tabi bunun içerisinde de kazı şeyleri çıkacak. Kazı ekipmanları çıkacaktır mutlaka. Onlarla da kazmayı deneriz. İçinden fırça mırça ya da işte böyle tıkı 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 yapma şeyi mutlaka çık Ha burada gösteriyor zaten. İki tane kazıma şeysi varmış bunun da. Onlarla da yapmaya çalışacağız. İçinden çıkan uzaylı bu şekildeymiş. Karanlıkta da parlıyormuş. Ama bu illaki bu figür mü çıkacak bilmiyorum. Ama bunun resmini koyduklarına göre bu çıkacaktır. Karanlıkta parlıyormuş bu. Şimdi kutumuzu açalım. Ondan sonra da yavaş yavaş kazı yapmaya başlayalım. Biraz da suyun içinde kazımamız gerekiyor sanırım. Ama ben bir kere denemiştim suyun içinde kazımıştım hep çamur olmuştu. Böyle kazırken 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 hep çamur çamur olmuştu. İnşallah bu sefer gene gene çamur çamur olur aynı malzeme sonuçta. Sonuçta aynı malzeme olduğu için o da çamur çamur olacaktır. İlk önce böyle normal normal kazmaya başlayalım daha sonra da suyun içerisine atıp kazırız. Ama suyun içerisinde kazmak biraz daha rahat tabi çünkü yumuşuyor. Yumuşadığı için suyun içerisinde kazınmak çok daha rahat. Şimdi paketini açıp içindeki uzaylı yumurtamızı çıkaralım. Sonraki videolarda da dediğim gibi bu timsah yumurtasını kazırız. Timsah yumurtasının içerisinde de yine böyle timsah çıkıyormuş. Bu da karanlıkta parlıyormuş. Şimdi ilk önce uzaylımızı yapmaya başlayalım. Paketimizin içerisindeki yumurtamızı çıkaralım ilk önce. Üstündeki uzaylı da çok korkunç değil mi ya? Aslında çok korkunç değil çok tatlı. Ama uzaylı da görmek isterim ya aslında uzaylı görmek. Ay. İşte uzaylı yumurtamız. Bir tane yumurtamız var. İçerisinde de iki tane kazıcı var. Ama tabii bu kazıcıları kullanmak biraz zaman isteyebilir. O yüzden biz kendi büyük kazıma aletlerimizi kullanalım. Şimdi bu yumurtamızı şuradan bir çıkartalım paketinden ilk önce. İşte yumurtamız bu. Biraz sert ha. Suyun içine koysak aslında daha iyi olur. Gerçekten çok kötü bir kokusu var ya. Kokusu hiç güzel değil. Sağ solu çok kirletmemek, toz yapmamak için bu kabın içerisinde yapacağım. İlk önce bu kabın içerisinde kuru bir şekilde kazımaya başlayalım. Ondan sonra da biraz su koyarız içerisine. Daha kolay kazırız başlayalım. Kafama düşüyor ha. Kendi içerisinden çıkan şu şeylerle başlayalım. Kazma aletleriyle başlayalım. İlk önce bunlarla yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Sonra da şeyle, hiltimizle ve çekicimizle kazmaya başlarız. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. E evet, bununla herhalde kazmak böyle 4 gün sürer gibime geliyor. O yüzden biraz hızlandırmamız gerekebilir. Etrafı da biraz kirlettik. Abo her yere uçuşuyor bunlar. Şimdi biraz da ikinci şeyle kazalım. İkinci çıkan aletiyle kazıyalım. Bu da kendi içerisinden çıktı. Bu biraz tırtıklı. Ötekinin ucu düzdü. Bu biraz daha tırtıklı. Tırtıklı olması bir şey Fark ediyor mu? Fark etmiyor gibi. Ya bir de bunun temizlemesi var ya. Ay uçuşuyor her yere. Biraz da hiltimizle mi kazsak acaba? Azıcık da şu hiltimizle kazalım şimdi. Bak bununla daha kolay ya. Bununla daha kolay oluyor. Şöyle ortasını biraz gevşetsek belki ortadan ikiye bölebiliriz. Ortadan ikiye bölersek sanki daha rahat olur gibi. Biraz da çekicimizle vuralım. Önce bir şöyle çırpayım temizleyeyim. Ana çekiç kırıldı ya la. Abi nasıl yapacağız şimdi bunu? Ben elim çekicin sapı olabilir. Çekicen oldu ya. Ya ne güzel vura vura kırıyorduk şimdi. Nasıl yapacağız biz bunu? Neyse bunun içerisine acaba biraz su doldursak bence biraz rahatlarız. Sanki daha çok yumuşatırız gibime geliyor. Gidip bunun içerisine biraz su dolduralım mı? Ama yapması da çok keyifli. Baya stres attırıyor ya. Ama uğraştırır yani. Baya uğraştırır. Gidip biz bunun içerisine en iyisi azıcık birazcık su koyalım. Suyu koyunca da bu şey olmasın. Hamur olmasın iyice. Bu kadar yeter. Gerçi sıcak su koyuluyordu lan bunun içine. Ben soğuk su koydum ya. Ama gene de bir şey olmaz bence. Olur ya. Yumuşatır diye düşünüyorum. Bak biraz yumuşayınca çok da kolay oldu yapması. Ama dediğim gibi her taraf tabii ki çamur çamur oldu. Baksana. Vıcık vıcık oldu. Beni inşaatlarınıza çağırabilirsiniz. Aa bu arada eli eli mi bu ya? Eli mi kuyruğu mu? Burada bir şey var bir şey geldi elime. Sert bir şey. Buradan devam edelim bulduk yerine. Gerçekten suyu yiyince biraz daha şey oldu. Rahat oldu yapması. Rahat oldu derken gene yapamamam tabi. Takdire şayan. Çok uğraştırıyor. Bayağı uğraştırıyor bununla. Bayağı uğraşmanız lazım. Ama sonunun güzel biteceğine eminim. Bir de şey güzel yani yapması şey değil. Keyifli yani. İçinden çıkacak şey de merak ediyorsan çamur gider misin lütfen? Biraz daha suda şöyle bıcık 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 yapıp temizleyelim. Sonuçta içinde uzaylı var. El alemin uzaylısına rezil olmuş dedirtmem. Kirli, kirlen pis, pisten pasaktan rezil olmak istemem yani. Abi biraz bir şeyler gözükmeye başladı bakın. Biraz sanki böyle bir şeyler. Aha kendi kendine atmaya da başladı. Şöyle kırabilir miyim? Valla kırabildim. Büyük bir külfetten kurtulduk ya. Yavaş yavaş orijinal şey çıkmaya başladı. Bak figür çıkmaya başladı. İyice Figürümüze yaklaşıyoruz. Sonuna doğru gelmeye başladık. Şunu iyice, iyice kıralım. Bir daha şöyle bir yıkayalım. Bu arada içindeki şeylere bakın. Taşlara çamurlu. Nerede lan figürü kaybettim. Ana ha buldum. Bir daha kaybettim ya. Bu nasıl bir sakarlıkmış. Şey biraz da kazıyalım. Vallahi sonuna gelmiş bulunmaktayız ha. Vallahi başardık. Başardık. Sonu biraz daha kolay oldu. E tabi yumuşadıkça yumuşadıkça daha da kolaylaştı kazmamız. Şimdi şöyle bir çırpalım 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 bunu. Figürümüz bu. Bu karanlıkta parlıyormuş. Karanlıkta buna gözleri gözleri nasıl ya bunun? Şöyle yakınlaştırayım bakayım. Bunu ben odamın başucuna koyarım. Gece karanlıkta parlar parlar ben de bunu izlerim. Elinden ne Elinde de bir şeyler var. Güzel vallahi. Rahatlatıcı bir şey ya. Güzeldi yani. Hoşuma gitti bu kazı işi benim. İşte bu da kazımızdan arta kalan toprak parçalarımız, çamur parçalarımız. Bunları çöpe atayım. Bir önceki videoda da suda dinozor büyütme yapmıştık. Yumurtanın içerisinden çıkan bu şeyler var ya. Yumurtayı suyun içerisine atıyorsun. Yumurta kırılıyor. İçerisinden daha sonra böyle bir figür çıkıyor. Dinozor figürü. Bunu da böyle suda bekletiyorsun. Bu suda bekledikçe büyüyormuş. Şimdi bunu bekleyeceğim bakalım. Bu ne kadar büyüyecek. Bunu da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu dinozor videosu da işte yakında büyüyünce gelecek. O videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu arada tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hep bunu söylemeyi unutuyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kazımızın sonunda bulduğumuz şey bu uzaylıydı. Bir sonraki kazı serimizde Az önce de videonun başında da söylediğim gibi timsah yumurtası kazısını yapacağız. Timsah kazısı yumurtasından da umutluyum. Bundan güzel bir şey çıkacak gibi duruyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki diğer videoları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.